Aşı gelemedi sevgili izleyenler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının geleceğine dair birkaç kez tarih verdi. Aralığın ilk haftasından itibaren tarih vermeye başladı. Gelemedi. Aralık ayının sonuna geldik. Bu sefer yine gelemiyor. Pekin'de bir Covid-19 alarmı verildiğini. Bu yüzden de aşıların gelmesinin birkaç gün gecikeceğini yazdı. Zaten bakın yani karşımızda bugüne kadar hiç yalan söylememiş, her şeyi çok net, çok düzgün anlatmış, çok şeffaf bir sağlık bakanı dahi olsa. Bu kadar olağanüstü bir durumda, bu kadar karmaşanın olduğu bir yerde bu kadar net tarih vermekte sorun var zaten. Ya aşıyı yapan Almanlar bile bakın Almanya'da işte şu gün aşı gelecek ve başlanacak diye net bir tarih vermekten imtina ettiler. Çünkü her an her şey olabilir. Eğer o tarihte aşı gelmesin var ya ben de bu aşıların hepsini dökerim Ren nehrine falan demediler. Aşı yola çıktı ve haber yaptılar. Dediler ki ilk tır, ilk konteyner neyse ilk teslimat işte şu eyalete bu eyalete yapıldı. Yapıldı, geldi. Ya anlatabiliyor muyum? Yani böyle olan şu durumlarda böyle siyasetçilik oynamanın bir anlamı yok. Yapamadınız mı? Sayın vatandaşlarımız çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ama şartları da biliyorsunuz. Birazcık dürüst olun. Ha hani böyle konuşun canımızı yiyin ya. Ama sayıları 80 bin olduğunda siz bize 1500'ü e, 2000'i yedirmeye çalıştınız. E şimdi de insanlar endişe ediyorlar. Hakikaten ne olacak acaba aşı gerçekten gelecek mi? Bu adamlar 550 bin tane Biontech aşısı almışlar. Bu 550 bin aşı herkese 2 doz vurulacak hesap edin. Hangi 250 bin talihli insana vurulacak da insan diğer kalanlara Çin aşısı vurulacak? diye ister istemez endişe ediyor. Bakın yine bunu daha önce de söyledim. Tıp ayrı bir şeydir, bilim ayrı bir şeydir. Bunu politikayla karıştırmamak lazım. Çin aşısının güvensiz olduğu anlamı çıkmaz buradan. Güvenmediğimiz şey Çin aşısı değil. Güvenmediğimiz şey politikacıların manevra kabiliyeti. Zaten hesap sorma, hesap verme kültürü olmayan bir memleketin evlatları olduğumuz için Vay halimize. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ya bizim neyimiz eksik demiş ya bazı ülkelerde enflasyon yüzde bir yüzde iki biz neden yapamayalım hani faiz bütün kötülüklerin anasıdır Erdoğan sürekli böyle diyor faiz <laughs> ama en yüksek faiz şu an kendileri açıklıyorlar neden ee, başka taraflardan yersen faizi yükseltmek zorunda kalırsın yani ne eksiğimiz var demiş N Naci Ağbal'a tavsiyem önce kendisine kendi kimliğine, sonra oturduğu koltuğa, sonra o koltuğa nasıl oturduğuna, kendisinden öncekinin o koltukta nasıl kaldırıldığına filan bir baksın. Ondan sonra bu açıklamayı yapsın. Evet olay 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 sevgili izleyenler olay oldu. 26 günde bir televizyon Türkiye'de kapandı ya da kapatıldı. Kapanmaya mecbur bırakıldı. Yani bağımsız yayıncılık yapacaklarını, gazeteciliği, fabrika ayarlarına döndüreceklerini söylemişlerdi. Hatta bunda belki de başarılı oldular ilk 25-26 günde. Yani ne iktidara yanlaştık yaptılar ne tamamen muhalefet yaptılar. Böyle e, ortada haber vermeye çalıştılar ve sadece ortada durup haber vermeleri onların sonu oldu. Öyle ya ben tamam ben muhalif değilim bak ben size muhalefet yapmıyorum. Ortada duracağım. Hayır. Gel. Eğileceksin, öpeceksin. Biat edeceksin. Yetmez. Diğer taraftan en üzüldüğüm konu da bu olay TV konusunda heyecanlanan, emeklerini, heveslerini oraya aktaran, fedakarlık yapan, bir araya gelen gazeteci ve yayıncı arkadaşlara oldu. Cavit Çağlar gibi bir adama güvenmek zorunda kalıyorlar. Nasıl medya işlediklerini göstereyim sevgili izleyenler. Türkiye'de kapanmamak için. Yine sokağa çıkma yasağı. Yine sokakta bir vatandaş var. Ve bu vatandaşı polis yakalıyor. Kendisine ceza kesiyor. 3.150 lira. Neden sokaktasın? Çünkü gidecek yerim yok diyor. Evim yok sokakta yaşıyorum. Polis ceza kesiyor. Sonra bu ortaya çıkıyor mevzu. Emniyet Genel Müdürlüğü özür diledi. Teşekkür ederiz. Alışık olmadığımız şeyler ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından özür dilemesi güzel bir davranış. Neyse haber bu. Haberin doğrusu özü bu. Ama bu haberi CNN Türk nasıl verdi biliyor musunuz? Bu haberi böyle verdi. Şeytanın aklına gelmez. Cezadan kaçmak için şaşırtan yalan. Herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Herkesi kendileri gibi çakal, oynak, omurgasız. Herkesi. Böyle bir kanal olursanız, siyenin tüp gibi olursanız kapanmazsınız. Uzun soluklu yayın yaparsınız. A haber olursanız Kral olursunuz. Bakın mesela biz ne A Haber diyorsa yalandır. Tamam yalan. Hani biz direkt et yapıştırıyoruz ya. A Haber diyorsa kesin doğrudur diye konuşan milyonlarca insan var sevgili izleyenler. İyi de kardeş A Haber'de izledik diye. Türkiye 2018'de eşik atlayacak. 2019 Türkiye'nin yılı olacak. 2020 Türkiye'nin yılı olacak. Ekonomide şahlanma dönemi. Akit TV, Uğur Şahin'in Türkçe açıklamasını yayınlamış. İzledim görüntüyü. Sonra da sunucu olacak. Ya çok özür diliyorum. Ben bu haberi görünce sövebileceğim kadar sövdüm. Yap, yani bütün yorumlarımı yaptım ama burada söyleyemeyeceğim için siz o boşlukları doldurun. Eyvah yine reform. Türkiye'de hatırlayın dönem dönem AK Parti hükümetleri bir sürü hükümet kurdular. E ama hepsinin başı Erdoğan vardı. Hepsini Erdoğan yönetiyordu. Hani başbakan bir ara Binali Yıldırım olmuştu, bir ara Ahmet Davutoğlu olmuştu ama yöneten Erdoğan'dı tabii ki reformlar açıkladılar. Açılım paketleri. Hatırlayın değil mi? Düzenlemeler, yenilikler, sık sık böyle şeyler vaat ettiler. Yeri geldi Roman açılımı yaptılar. Yeri geldi Alevi açılımı yaptılar. Yeri geldi Kürt açılımı yaptılar. Yeri geldi azınlıklara, değil mi? Türkiye'de yaşayan yani azınlık kelimesi de acı bir kelime ama az kalmışlara, azaltılmışlara e, açılım yaptılar. Kime açılım yaptılarsa bir süre sonra onların başına gelmeyen kalmadı. Kardeşim dediklerinin Akıbeti hiç iyi olmadı. Şimdi yine bir reformdan bahsediyorlar ve çıtayı daha da yükselteceğiz diyorlar. Çıtanın artık yükselecek takati kalmadı. Çıtanın anasını ağlattınız. Çıta daha nereye yükselsin ya? Çıta dediğiniz ince bir şey. Sizin çıta yerine bir galas kullanmanız lazım. Bayağı kütük, sağlam, çelik, konstrüksiyon falan bir şey kullanmanız lazım. Bu kadar da yükseltmeyin canım. Herkes sizin kadar uzun boylu değil. Herkes sizin kadar esnek değil. Herkes sizin kadar kemiksiz, omurgasız değil. O kadar uzanamıyor insanlar. Bir yerden sonra kemiği acıyor, omurgası acıyor, beli ağrıyor filan yani. Perde takacak kadar boyumuz yok bizim yapmayın yani. Biz sizin gibi yumuşakça değiliz. Biz sizin gibi omurgası sürüngen her delikten giren her yerden çıkan değiliz. Neymiş bu çıta ya? Ey çıta sen kimsin kimlerdensin yükseleceksin. Acaba nereye yükseltecekler? Nasıl bir reform yapacaklar? Bu sefer kurban kim olacak? Bu sefer kimi hedef seçtiler? Bu sefer kimi deneme tahtası yapacaklar? Hangi grubu? Al buyurun. Ay hiç uzağa gerek yok. Niye kendimizi bu kadar sarstık, yıprattık ya? Buyurun. Oh Tabii oh diyordu Süleyman Soylu. Buyurun. İçişleri Bakanlığı. Oh. Tecavüz sanığı, uzman çavuş Musa Orhan'a katil dediği için İçişleri Bakanlığına hakaretten gözaltına alındı. Şimdi normal şartlar altında bu cümleyi ÖSS'de görseniz anlatım bozukluğu var dersiniz. Çünkü burada bir mantık yanlışlığı var. Bir uyumsuzluk var. Adam tecavüzcüye katil diyor. İçişleri Bakanlığı'na hakaretten gözaltına alınıyor. Mevzu bahis İçişleri Bakanlığı olunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu böyle gözünüzün önüne getirince ha doğru diyorsunuz. Olmuştur. Reform dedikleri bu sevgili izleyenler. Tecavüzcülere daha çok alan açmak. E kaçma şüphesi yok canım yani. Kaçma ihtiyacı yok o. Şüpheyi değiştirin. Kaçma ihtiyacı yok. Kaçma gerekçesi yok. Neden kaçsın ya? Buyurun reform. Buyurun. Şaban Vatan suçu ne? Adalet aramak ya. Adalet aramaya teşebbüsten. Adaletin tecelli etmesi için gayret göstermekten ceza aldı adam resmen. Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye hakaret ettiği ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği ve yaydığı gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezası ve ayrıca bir de para cezası. O parasız olmaz. Parayı seviyorlar. Çarptırılmış Şaban Vatan. Şimdi burada yine bir anlatım bozukluğu, bir anlam karmaşası var sevgili izleyenler. Bir kız çocuğu var. Rabia Naz Vatan. Şaibeli şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin bununla ne alakası olabilir ya? Baba diyor ki burada trafik kazası olmuş. Benim kızıma çarpmışlar. Sonra kaçıp gitmişler. Kızım bir arabanın çarpması sonucu ölmüş diyor. E Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin bu konuyla ne alakası olabilir? Hiçbir deliği boş bırakmıyorlar. Bütün delikleri sıvıyorlar. Olur da bir yerden Adalet bir açıklık bulur. Olur da bir yerden insanların hak arama çabası netice verir, kötü örnek olur. Geçen söyledim, yine söyleyeyim. Rabia naz vatandır. Vatanımızı istila eden, işgal eden, adaletsizliğin, yüzsüzlüğün, merhametsizliğin, onursuzluğun, zalimliğin temsili fotoğrafıdır ve temsili değildir, gerçektir yani. Hayal ürünü falan değildir, gerçektir. Şimdi size bir film hikayesi anlatayım sevgili izleyenler. Bu burada dursun, birbirine çok benziyor hikayeler. Edebiyat öğretmeni bir baba ve oğlu cezaevinde aynı koğuşta. Nasıl film? Değil mi? Düşün baba ve oğul aynı koğuşta. Çok izlenir. Baba edebiyat öğretmeni. Hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok babanın. Edebiyat öğretmeni. Tabi hikaye Kuzey Kore'de geçiyor. Öyle düşünün ya. Yani Türkiye'de geçmez böyle bir hikaye. Çocuk cezaevinde sınava giriyor. Çalışıyor, çabalıyor. ÖSS'ye giriyor. Ve hukuk fakültesini kazanıyor. Yani ülkenin en iyi hukuk fakültesi. Ülkede hukuk yok da fakülte var. Öyle düşünün yani. Şey gibi düşünün. İşte İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi gibi düşünün. Cezaevinde sınava çalışıyor, kazanıyor. Sonra baba... Edebiyat öğretmeni olan baba Cezaevinde kalp krizi geçiriyor ve oğlunun kollarında hayatını kaybediyor. Sonra çocuk babasıyla aynı koğuşta kalan, cezaevinde sınava çalışıp hukuk fakültesi kazanan ama cezaevinde olduğu için, olduğu için eğitim hakkı engellenen, üniversiteyi okuyamayan ve kaydı silinen, zorla kaydı silinen o çocuk, kollarında babasını kaybeden evlat babasının cenazesine katılamıyor babasının cenazesine katılmasına izin vermiyorlar. Film gibi değil mi? Ama değil. Ülkede Kuzey Kore değil. Evet çoğunuz duymuşsunuzdur belki bu olayı. Türkiye. Herhalde böyle bir film çekseler, dizisi yayınlansa millet hüngür, hüngür ağlar. Millet kendini paralar yerlere atar. Ama gerçeği kimsenin ilgisini çekmiyor. Rabia'nızın yaşadıkları, Şaban Vatan'ın yaşadıkları film olsaydı, ATV'de dizi olsaydı çok daha fazla ilgi görürdü. Ama gerçeği ilgi görmüyor. 9 yıl önce 9 yıl önce bu ülkenin vatandaşları yanlış, hatalı, kusurlu ben bunları kullanayım da bir soruşturma yapılamadı, adil bir yargılama olmadı, kimse hesap vermedi, kimseye hesap sorulmadı. Bu ülkenin gencecik çocukları, çocuk yaşında insanları bombalanarak feci şekilde katledildi, öldürüldü. Üzerinden 9 yıl geçti. Adına ister Roboski deyin, ister Uludere deyin, zulümün, haksızlığın, cinayetin, vahşetin anlamı değişmiyor. Emri kim verdi, tetiğe kim bastı, o emri verenler, o tetiğe basanlar, şimdi neredeler, ne yapıyorlar, hangi koltukları işgal ediyorlar, nerelerde vatanseverlik kasıyorlar, nerelerde insan haklarından, hukuktan dem vuruyorlar, nerelerde kırmızı halılarla karşılanıyorlar, hangi saraylarda ağırlanıyorlar. Bu kadar büyük bir cinayet üstü örtülürse, bu kadar büyük bir adaletsizlik bütün ülkeyi çürütür, çürüttü de. Libya. Hafter tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk güçlerini kovmak için savaşa hazır olmaya çağırıyorum. Libya nere? Türkiye nere? Türk güçleri niye orada? Adam niye bize savaş açıyor? Bakan Akar, Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter unsurları meşru hedef olarak görülecek. Öncelikle unsur ne? Siz bu kelimeyi ne ara kullanmaya başladınız? Yeni bir kelime öğrenmiş, bütün cümlelere sokmaya çalışan unsur. Babam bana unsur aldı, bizim unsurumuz var. Arkadaşım unsurunu kaybetmiş, ben bir unsur gördüm. Ne diyorsunuz ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu Libya'da. Allah korusun orada askerlerimiz öldüğünde, gencelik çocuklar öldüğünde, işte bu Hulusi Akar gibiler. Size bahsettim bu haberden sevgili izleyenler. Ankara'da bir apartmanın bodrum katında ses telleri alınmış köpekler var bulundu diye. Ses tellerini almışlar köpeklerin, kesmişler ses tellerini. Bunu yapan herife 127.920 lira ceza verilmiş. Adalet reformu yapacaklarmış. Şşş. Dedim ya ülkede vicdan sorunu var. Her şeyi çözeriz bir gün. Bir gün her şey çözülür. Bir gün bu iktidar değişir, yerine başka bir iktidar gelir. Ama sorunlar bitmeyecek. Sorunlar bir partiyle, bir kişiyle, bir tek adamla falan alakalı değil. Toplumsal bir problemimiz var sevgili izleyenler. Haluk Levent'e bu tweet'i attıran vicdansızlık var. Haluk Levent'e bu tweet'i attıran beyinsizlik var. Adam bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyor. Suriyeli bir çocuğun üzerine kızgın su dökülmüş. Yazılan şeyleri görünce eyvah diyorsunuz, eyvah. Biz iflah olmayız. Bu ülkede huzur, bu ülkede refah, bu ülkede mutluluk, bu ülkede insan gibi yaşamak çok zor. Uçuk bir hayalin peşindeyiz biz. Bu konuda açıklama yapmak zorunda kalıyor Haluk Levent. Diyor ki arkadaşlar, arkadaşlar, insanlar, beyni olan varlıklar, düşünebilenler İradesi olanlar, muhakeme kabiliyeti olanlar, insanlar var ya bunlar sizde. Adam diyor ki bizler üzerine kaynar su dökülmüş çocuğun hangi ırktan olduğuna bakamayız. Bakarsak insan olamayız. Bakıyorsanız insan değilsiniz. Ama varlar ırkçılık konusunda, nefret konusunda. AK Parti tek mi? MHP tek mi? Sadece onların böyle marjinal fikirleri mi bunlar? Haluk Levent'in o tweet'inin altına Suriyelilere sövenler sayanlar sadece MHP'liler mi? Sadece fanatik AK Partililer mi? Reisçiler mi? Aktrolliler mi? Bir toplum kendini düzeltmeden, bir, bir topluluk kendini düzeltmeden. Mümkün değil o ülkede hukuk, adalet, eğitim, sağlık falan. Kusura bakmayın yani. Ne yapıyorsa kendimize yapıyoruz.